çalışmalarıyla inşallah okul güvenliği anlamında da hiçbir sorunla karşılaşmayacağımız tedbirleri alma gayreti içerisindeyiz. Fakat fiziksel ortamların uygun bir şekilde öğrencilerimize hazır hale getirilmesinde de çalışmalar yapmak durumundayız. Ve bunun başında da okul sağlığı, gıda, hijyen ve bu işletmelerin özellikle kantin, kafeterya ve pansiyon gibi yemek hizmeti sunan yerlerin temizliği de bizim için olmazsa olmazımız. Zira öğrencilerimize biz en genel tanımı itibariyle eğitimin, istenlik davranışların kazandırılmasını hedefliyoruz. Ve bu çerçevede öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken gerek onların eğitim öğretim anlamında akademik başarıyı hedefleyen, soran, sorgulayan, analitik bir bakış geliştirebilen en hazır bireyler olmaları yönünde katkımızı, çabamızı ortaya koyarken aynı zamanda onların milli manevi değerlerine bağlı ve faydalı birer fert, birey olmaları yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda da hijyen, sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, bağımlılıkla mücadele gibi birçok hususu da bizler eğitim öğretim içerisinde gündemimize almamız ve bunu da mutlaka her aşamasını titizlikle, özenle takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yine bu çalışmamızla bize katkıları esirgemeyen, yönetişimin en güzel örneğini ortaya koyan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Müdürümüze, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüze de şükranlarımı arz ediyorum. Zira bu kapsamda 11 ilçemizde ekipler kuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve ilgili kuruluşların ilçe temsilcilikleri aracılığıyla denetimlerimiz de bir taraftan sürüyor ve devam ediyor. Bizim 2016 yılında 126 okulumuz beyaz bayrak sertifikası almıştı. 2017 yılında da 117 okulumuz. İşte bugün bu 117 okulumuza beyaz bayrak sertifikalarını teslim edeceğiz. 2018 içinde bu yıl 82 okulumuz denetlenecek ve 82 okulumuzda inşallah bir sonraki yıl yine törenle beyaz bayrak sertifikalarını teslim edeceğiz. Fakat biz eğitim öğretim yılı değerlendirmesinde tüm okul müdürlerimize ve ilçe milli eğitim müdürlerimize tüm okullarımızın mutlaka beyaz bayrak almalarını onlara bu anlamda bir hedef olarak tayin ettik. Zira hijyen anlamında, temizlik anlamında zaten yapmamız gereken ve yaptığımız birçok çalışmayı bu çalışmayla daha disiplinize, daha sistematik bir hale getirilen bu projenin hep birlikte desteklenmesi gerektiğini anlıyoruz. O açıdan ben Tekirdağlı hemşehrilerime de teşekkür ediyorum bu çalışmada bize destek verdikleri için. İnşallah biz hedeflerimize ulaşacağız. Geçen yıl ihalesini yaptığımız ve yapımına başladığımız okullarla birlikte bu yılda yine ek bunlara ilave olarak 20'nin üzerinde okulumuzla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Bakanlığımız bu konu okullarla ilgili olarak ödeneği tahsis etti. Yatırım programı onaylandı. İnşallah bunların da bu yıl gerekli yasal süreçlerini tamamlayıp inşaatlarına başladığımızda bizim için özellikle Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki eğitimdeki sıkıntılarımızı da gidererek tekli eğitime geçme imkanı elde edeceğiz. Ama eğitim sadece fiziki şartların iyileştirilmesiyle bitmiyor. Aynı zamanda akademik açıdan başarı gerekiyor. Aynı zamanda milli eğitimin bir diğer önemli ögesi olan eğitim, öğrencilerimizi, bize emanet edilen çocuklarımızı hem onlara bilgiyle donatmak hem de onların gelecekte mutlu ve başarılı birer birey olması için onları eğitmemiz gerekiyor. Bu açıdan özellikle öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize ve tabii ki biz yöneticilere büyük görev düşüyor. Bunu hep birlikte Tekirdağ'da milli eğitimin daha iyiye gitmesi ve bununla birlikte yine diğer kurumlardaki, diğer birimlerdeki çalışmalarla birlikte inşallah ilimizdeki hem yetişen insan gücünün gerçekten daha kaliteli ve daha iyi olmasına gayret sarf edeceğiz. Hem de ülkemizin gelişmesi, gelecekte büyük ve güçlü bir ülke olabilmek için bize düşen görevleri ifa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda
tabii ki bizim çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı bir nesil olarak yetişebilmeleri için onların en önemli konulardan birisi olan hijyen kurallarını öğrenmeleri, sağlıklı şekilde beslenerek yetişmelerinin sağlanması ve çağımızın gerçekten en büyük risklerinden birisi olan obezite ve dengesiz ve bilinçsiz beslenme konularında çocuklarımızın eğitilmesi ve yine onların bize emanet olan bu çocuklarımızın okullarımızda almış oldukları gıdaları gerek kantinde gerekse yemekhanelerde sağlıklı bir şekilde onlara sunabilmek ve onların yaşadığı ortamı temiz ve gerçekten yaşanabilir bir ortam haline getirebilmek için idarecilerimize, yöneticilerimize ve bizlere büyük görev düşüyor ve bunun yerine getirilmesi ve denetlenmesi de yine gerek Sağlık Müdürlüğümüz, gerek Tarım Müdürlüğümüz ve gerekse Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de denetim ve uygulamaları neticesinde bugün işte ilimizde 117 okulumuz beyaz bayrak sertifikası almaya kazandı. Bu okullarımızda hijyen şartlarının ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek, sağlıklı beslenebilme ile ilgili olarak gerçekten başarılı oldukları tespit edilerek bu okullarımızı ödüllendirme ve gelecek diğer okullarımıza da bu konuda özendirme açısından böyle bir program tertip edildi ve bu programa da sizler katıldınız. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yine basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda hem bilinçlendirme hem de bilgilendirme açısından yapmış oldukları katkılardan dolayı ve tüm okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizle, velilerimizle ve öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı sertifikayı almalarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde, aynı titizlikle çalışmalarını sürdürmelerini ve bu bayrağı hiçbir şekilde inmemesi için temiz, sağlıklı bir okul için çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyorum. Ve diğer okullarımızla birlikte, Sağlık Müdürümüzün de belirttiği gibi gerçekten bütün okullarımızda bu bayrağın dalgalanması için hep birlikte çalışarak bunu başarmaya gayret sarf edeceğiz. Kaymakam arkadaşlarımız bu konularda gerçekten ilçelerinde kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillerimizi hem eğiterek, hem bilgilendirerek, hem de sağlıklı bir şekilde yaşama hazırlayarak çalışacağız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum ve bu sertifikayı almaya kazanan okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.